Bu görev ondan sonra kime tevdi edilmiştir? Ehl-i Beytine tevdi edilmiştir. Ve Ehl-i Beytinin önerdiği gerçekten ilim, takva ehli olan, adaletten sapmayan müçtehitler ki hala hazırda mevcuturlar, Allah sayelerini bozmasın. Dolayısıyla birincisi alim, ilmine amel eden bir alim gerekir. İkincisi buyuruyor ki bir deneyin la yedhel bifezlihi ala ehli dinillah. Zengin bir insan olacak ve malını gerçekten harcanması gereken yerlerde harcamaktan da imtina etmeyecek. Cimrilik etmeyen bir zengin. Kısaca söyle. İkincisi, dinin kıvamı için zengine ihtiyaç var ama cömert zengine ihtiyaç var. Ehli açık, Allah'ın harca dediği yerde harcayacak zengin. Üçüncüsü, Hazreti Aleyhisselam diyor, ve bir fakirin la yemi'u ahiretehu bil dünya. Ahiretini dünya karşılığında satmayan bir fakir. Toplumda her toplumda fakir var. Ama iffetli fakir. Ahiretini satmayacak olan Kur'an'ın ifadesiyle yehsebuhumul cahilu edniya. Bazı fakirler vardır ki onları tanımayanlar zengin olduğunu sanar. Yani duruşuyla, giyinişiyle, oturuşuyla öyle bir şekilde davranır ki yabancı biri ona baktığı zaman der bu zengin bir insan. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَعْلِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ O kadar iffetli, o kadar izzetli nefis sahibidirler ki herkese öyle olur olmaz, el açmaz. Böyle bir fakirlere ihtiyaç. Toplumun üçüncü ayağını oluşturan, dinin kıvamını sağlayan uyuyor ki böyle bir fakirdir ki dinini, ahiretini, dünyasına satmaz. Ve son olarak her toplumda bilgisiz insan olabilir. Cahil kelimesinin manası yani bilgi eksikliği olan bilgisiz. Bu mühim değil. Ve bir cahilin la yetekebber en talebil ilim. Dinin kıvamını sağlayan dördüncü şey Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki o cahildir ki ilim öğrenmekten kendisini büyük görmez. Kendisini ustağını saymaz. Yani bazıları cahil var ama sormalı kendisine var edilir. Yani kibirlenir, zorlanır, ben gelip şimdi falan kesten bir mesele mi sorayım? Kendisine gelirmez. Dolayısıyla böyle bir cahil, yani cahildir ama sual eden bir cahildir. Eğer bunlar olursa, bu dört tane sıraladıklarımız olursa, o din diri bir din olur. Peki olmazsa ne olur? Olmazsa ölümünü Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İzâ ki hemen âlim ilbe. Eğer âlim ilmini izletir, ilmini gerçekleri insanlara aktarmazsa, insanlara aydınlatmazsa. Ve behilel gani bi mali. Zengin de malıyla cimrilik ederse, hapsederse o Allah'ın vermiş olduğu nimeti, harcaması gereken yerde harcamazsa. وَاسْتَكْبَرَ وَمَا الْفَقِيرَ اَخْرَتَهُ بِالْدُّنْيَانِ Fakir de dünyası karşılığında ahiretini satacak olursa وَاسْتَكْبَرَ الْجَاهِلِ Cahil de kibirlenirse, cahil de ama kibirlidir, sor, öyle. Ha, böyle olursa, böyle bir toplumda Hz. Ali Aleyhisselam buyuruyor ki رَجَعَتِ الدُّنْيَا اِلَى وَرَائِهَا الْقَهْرَ Böyle bir durumda buyuruyor ki dünya gerisin geriye dönür. Gerisin geriye yani tamamen cahiliye devrine dönür. Cahiliye devrinde o hak hukukun tanınmadığı, kimin zoru gücü varsa onun o sıkı, zorlu olanı, o zayıf olanı ezdiği böyle bir toplum ortaya çıkar. Ki bugün eğer bunu görüyorsak gerçekten görüyoruz ki İslam coğrafyasında böyle bir durum mevcut. Kimin zorlu çoksa, kimin sesi yüksek çıkıyorsa, kimin gücü fazlaysa zayıf olanı eziyor, başına dövüp ekmeğiyle elinden alıyor. Bunun sebebi nedir? İşte bu değerlerden uzaklaşılmasının sonucudur. Alimler gerçek anlamda gerçekleri ifade etmedikleri için, zenginler üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirmedikleri için, fakirler dinlerini,
ahiretlerini sattığı için ve cahiller de öğrenmek gibi bir dertleri olmadığı için, ilgisiz olduğu için, ilgisiz olan bir toplumda doğal olarak o toplumun uğrayacağı vahim sonuçta bugün gördüğümüz tablodur. Böyle bir durumda Hazreti Ali Aleyhisselam son olarak şu cümleyi ekliyor. Diyor ki, böyle bir durum gördüğünüz zaman, böyle bir tabloyu gördüğünüz zaman ki alim ilmini anlatmıyor. Zengin malını harcaması gereken yerde harcamıyor. Fakir gerçekten köle ruhlu olmuş. Herkese, her önüne gelene ağzını açıyor, elini uzatıyor. Ve cahiller öğrenme gibi bir derdi yok. Böyle bir toplumu gördüğünüz zaman camilerin çok olması, bol olması sakın sizi aldatmasın. Fela fekurrennekum kesretül mesacid. Böyle bir durumda camiler çok mu, çok muhteşem yapılmış camiler, bunlar sizi aldatmasın. Ve etsâdu kavmin muhtelife. Ve oraya giren çeşitli cesetler, ceset tabirini kullanıyor. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah'ın mektebinde eğitim görmüş, Resulullah'ın ifadesiyle ben ilmin şehri kapısı Ali'dir dediği şahıstır. Boş söz konuşmaz. Buyuruyor ki oraya çeşitli cesetlerin gelip gelmesi sizi aldatmaz. Yani eğer bunlar olmazsa o toplumda ruh yok. Sadece cesettir, sadece bir et kemikten ibarettir buyuruyor Mevlamız Ali Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah Allah-u Tebarek ve Teala bu günün hürmetine ki duaların icabet günüdür Cuma günü bizlerin bu hakikatlerle tanışanlardan karar kılsın. İslam'ın ruhunu, o sırat-ı müstakimin hakikatini gerçekten idrak etme vasiretini, ferasetini bizlere nasip eylesin. Amin. Hangi konumda bu dört sınıftan muhakkak ki her birimiz birini oluşturmaktayız. Ya alim, ya zengin, ya fakir, ya cahil. Bunlardan hangi kategoride, bu dördünden hangisi ise üzerimize düşeni Rabbim inşallah en güzel şekilde yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. İnşallah ibadet taatlerimizi makbul olan ibadetlerden eylesin. Allah-u Tebarek ve Teala İslam memleketlerine ve özellikle memleketimize her daim asayiş, huzur, ihsan eylesin. Amin. Allah Müslümanları, İslam dünyasını her türlü olumsuzluktan muhafaza eylesin. Amin. Ahire devam edin. Elhamdülillah.